Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz, dördüncü ve beşinci sorumuz bize bir grafik üzerinden gelmiş. Öncelikle grafiğimiz ne hakkında bir bakalım. Last week a survey was conducted to 40 teens. Evet, geçen hafta 40 tane gencimize bir araştırma yapılmış. Here are the results, sonuçları demiş. Bakalım araştırmamız ne hakkında? Rock müzik, rap müzik, pop müzik and folk müzik şeklinde bir grafik verdiğine göre araştırmamız tabii ki müzik hakkında. Şimdi soru kökümüze bakıyoruz. Which of the following is not true according to grafik? Bakıyoruz arkadaşlar, grafiğimize göre yanlış olan cümleyi bulacağız. A seçeneğimiz 45% of students prefer listening to rock music. Öğrencilerimizin %45'i rock müzik dinlemeyi tercih ediyor. Baktığımızda %45'lik dilimde. O yüzden bu cümlemiz doğru. Most of the students are fond of rap music. Öğrencilerin çoğu rap müziğe düşkün demiş arkadaşlar. Bakıyoruz, öğrencilerin çoğu rap müziğe değil, rock müziğe düşkün. Yanlış cümlemiz B seçeneği bulduk ama diğerlerine de bakıyoruz mutlaka. 12 of the students are interested in rap music. Öğrencilerin 12 tanesi rap müzikle ilgili. Evet, rap müziğe bakıyoruz arkadaşlar. %30. Burada biraz matematik devreye giriyor. 40 öğrencinin %30'u 12 yaptığı için bu cümlemiz de doğru. Four of the students like listening to folk music. Öğrencilerin 4 tanesi halk müzik dinlemeyi seviyor demiş. Evet, bakıyoruz. Folk müzikte %10'luk dilimde 40 öğrencinin %10'u da 4 yaptığına göre. Bu da doğru. Yani yanlış cümlemiz B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuz bize ne soruyor bakalım. 18 of the students prefer rock music because. Evet, öğrencilerin 18 tanesi rock müziği tercih ediyor çünkü. Şimdi tercih ettiklerine göre arkadaşlar, ben burada ne arayacağım? Bir olumluluk arayacağım. İnsan olumlu şeyler hissettiğini tercih eder. A seçeneğine bakıyoruz şimdi. Rock music is unbreakable. Rock müzik katlanılamaz, tahammül edilemez diyor. Olumsuz bir seçenek olduğu için A'yı eliyoruz. They don't like listening to this kind of music. Bu tür müzik dinlemeyi sevmiyorlar. Cümlemizi bununla tamamlayamayız. Yine olumsuz bir ifade. Bunu da eliyoruz. It is not their preference. Onların tercihi değil. İnsan tercihlerini kendisi belirler ve 18 öğrencinin rock müzik dinlediğini belirtiyor. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. They think it is more impressive. Evet, onlar rock müziğin daha etkileyici olduğunu düşünüyorlar. Yani olumlu bir yorum olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, 6. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 6. sorumuzda bizden istediğine bir bakalım. Answer the question according to the table below. Evet, verilen panoya, tabloya göre sorumuzu cevaplayın demiş. Bakalım tablomuz ne hakkında? Internet habits of Tom's family. Evet, Tom'un ailesinin internet alışkanlıkları hakkında. Tabloda verdikleri to check emails, mailleri kontrol etme, to do online banking, online bankacılık işlemleri, to play online games, online internet üzerinden oyun oynama, sports series ve dizi izleme. Which of the following is true according to the table demiş. Evet, doğru olanı bulacağız arkadaşlar panoya göre. Tom generally uses the internet to watch series. Hemen Tom'un çizelgesine bakıyoruz arkadaşlar. Tom da play online games'ten bahsettiği için A seçeneğimiz yanlış. Tom's father uses the internet to check emails and do online banking. Tom'un babası e-maillerini kontrol etmek ve online bankacılık için kullanır demiş. Babasının gösterge olan kısmına bakıyoruz arkadaşlar. To check emails, to do online banking. Evet, doğru cevabımız bu. Bulduk ama diğerlerini de kontrol ediyoruz. Tom's sister usually uses the internet for online games. Tom'un kız kardeşi online oyunlar için kullanıyor genellikle interneti. Bakıyoruz, e-maillerini kontrol etmek ve dizi izlemek için kullanıyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Tom's mother never uses the internet. Tom'un annesi asla kullanmaz demiş. Bakıyoruz arkadaşlar, to watch series kısmında annenin de kullandığını görüyoruz. O yüzden bu da yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği olacak.